Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. 2020 Milli Savunma Üniversitesi baraj puanları açıklandı. Ve bu aşamadan sonra artık kimlerin ikinci seçim aşamalarına çağrıldığı, kimlerin çağrılmadığı netleşmiş oldu. Şimdi vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde ikinci seçim aşamalarına gelirken yanınızda neler getirmeniz gerektiğini, hangi belgeler gerektiğini birlikte inceleyelim. Belgelere baktığımızda arkadaşlar, öncelikli olarak bütün belgelerin hepsi mavi kapaklı şeffaf dosya içerisinde olması gerekmekte. Ve şimdi sayacağımız belgelerin sırasıyla alt alta dizilmesi gerekiyor. Yani bu sıralamayı da kaçırmamak lazım. İkinci olarak sınav çağrı belgesi gerekiyor. Üçüncü gerekli belge nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi. Dördüncü belge Milli Savunma Üniversitesi 2020 sınav sonuç belgesi. Beşinci belge E-Devlet şifresi. E-Devlet şifresini bazı adaylar heyecandan unutabiliyor. Bunu unutmamak adına küçük bir kağıda yazıp yanınızda getirirseniz sıkıntı yaşamamış olursunuz. Bazen adaylar heyecandan E-Devlet şifresini unutabiliyor ve orada sıkıntı yaşayabiliyor. Altıncı belgemiz durum bildirir tek hekim sağlık raporu. Bu belge arkadaşlar adayların fizik yeterlilik testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren durum bildirir tek hekim sağlık raporudur. Bu sağlık raporu olmadan sınava gelen adaylar fizik yeterlilik testine alınmayacaktır arkadaşlar. Sağlık raporunu aile hekimi, toplum sağlığı merkezi, SGK ile anlaşmalı tıp merkezleri ve polikliniklerden temin edebilirsiniz. Bunu en kolay alabileceğiniz yer aile hekimidir. Aile hekimine gittiğinizde durumu anlattığınız takdirde kısa bir süre içerisinde size raporu verecektir. Raporun nasıl bir şey olduğunu görmek için de şuradan örneğini gösterelim arkadaşlar. Durum bildirir tek hekim raporu bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle bir rapor verilecek. Altta da doktorun kesinlikle ismi, kaşesi ve imzası olması gerekiyor. Onu da aldıktan sonra kontrol edin. Bazen unutulabiliyor. Evet, devam edelim şimdi. Yedinci belgemiz muvaffakat yazısı. Adaylar gelirken yanlarında muvaffakat yazısı getirmesi gerekmekte. Muvaffakat yazısının noter onaylı olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu yazının örneği de şu şekilde. Aday muvaffakat yazı örneği bu şekilde arkadaşlar. Siz bunu çıkarırken yukarıdaki aday muvaffakat yazı örneği kısmını silersiniz. Geri kalan kısmını da kendinize göre doldurursunuz. Belgeyi doldurduktan sonra imza atmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya tarih kısmına da girmiş olduğunuz mülakat tarihini yazabilirsiniz. Herhangi bir mahsur yok. Gerekli belgelere tekrar geri dönelim. 8. belgemiz adli sicil kaydı ve kesinleşme şerhi. Sınava giren aday adli sicil kaydı bulunmadığına dair E-Devlet şifresi ile internet üzerinden barkodlu adli sicil kaydı alacaktır. Adli sicil kaydı alırken resmi kurum kısmı işaretlenmeli ve Milli Savunma Üniversitesi'ne verilecek şekilde alınmalıdır adli sicil kaydı. Bunun haricinde herhangi bir mahkeme kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı ya da kesinleşme şerhi veyahut da devam ettiğine dair belge ya da itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir. 9. belgemiz şehit ve gazi yakınları için şehit ve gazilik belgesi. Şehit gazi yakını olan adayların bu durumlarını gösteren resmi belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Böyle bir durumu bulunan adayların bağlı bulundukları kuvvet ya da bakanlık onaylı belgenin aslı ve fotokopisi
Aile kütüğünü yani bilgilerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de e-devlet çıktısını getireceklerdir. Ve son olarak da terhis belgesi, adaylar arasında askerlik hizmetini tamamlayan varsa ek puan verilebilmesi için terhis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Terhis belgesinin ibraz edilememesi durumunda ek puan verilmeyecektir. Adaylar bu saydığımız belgeleri getirirken aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmekte. Yani her belgenin bir aslı bir de fotokopisi olacak arkadaşlar. Evrak kontrolden sonra asıl belgelerini teslim etmeyeceksiniz. Fotokopileri teslim edeceksiniz. Asıl belgeler yine sizde kalacak. Bir de arkadaşlar sınava gelirken istenilen bu belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf gibi malzemeleri böyle ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyin kesinlikle. Gerekli olan evraklar bu şekilde arkadaşlar. Bu dosyayı indirmek isteyen arkadaşlar olursa onlar için de dosyanın bağlantı linkini videonun açıklama kısmına ekledim. Oraya tıklayarak bu dosyaya erişebilirsiniz ve indirebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak ikinci seçim aşamasında spor mülakatı ve sözlü mülakatın önemi üzerine durmuştum. İkinci seçim aşamalarına gelirken kesinlikle gerek spor mülakatına gerek sözlü mülakata hazırlık yaparak gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bununla alakalı öncesinde size eğitim verdiğimizi paylaşmıştım. Duyuru yaptıktan sonra bizimle iletişime geçenler oldu. Beraber çalışmaya başladığımız arkadaşlar oldu. Aranızdan spor mülakatı ve sözlü mülakat konusunda eğitim almak isteyen arkadaşlarımız olursa yine bizimle iletişime geçebilir. Gelecek yıl Milli Savunma Üniversitesi sınavında da spor mülakatları, sözlü mülakat, öncesinde çıkmış sorular, mülakatta neler sorulduğu, neler sorulabileceği ile ilgili kapsamlı bir kitap oluşturarak sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.